Endişe edecek bir durum yok. Bünyesi yorulmuş biraz. Birkaç gün yataktan çıkmayıp istirahat etsin, bir şeyciği kalmaz. İlaç filan? Lazım değil. Sıcak bir banyo yapsın yeter. Peki. Buyurun. Teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim efendim. Doktoru duydun. Yataktan çıkmak yok dedi. Halt etmiş o. Akşama kalmaz ayaktayım. İşin bitince banyoyu yak Seyyare. Güldünün yıkanması lazım. Baş üstüne beyim. Çorbanın hepsi bitecek. Sonra güzel bir banyo ve tekrar yatağa. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Beni gördü Yasin Hanım. İşin içinde olduğumu biliyor. Abime anlatması an meselesi. Ya Ramazan? Ramazan ne olacak? Ne olmuş Ramazan'a? Yatsın kalksın, abimin onu öldürmediğine dua etsin o. Oğlanın aklına girdiniz kızı kaçırsın diye. Beni de ortak ettiniz günahınıza. Dalıncı keseri gibi hep kendinize yontuyorsunuz. Affedersiniz. Öyle olsaydı şu anda seni karşıma alıp bunları konuşmazdım Yasin Hanım. Kusura bakmayın. Benden artık size hayır gelmez bu saatten sonra. Yasin Ağa, Güllü konuşursa ikimiz birden yanarız. Sen bende olmadan bu çiftlikteymişsin. Şimdi bir amele kızı yüzünden kovulmak reva mı? Yazık değil mi emeklerine bunca zamana? Dediğim gibi, elimden bir şey gelmez. Artık kendi başınızın çaresine kendiniz bakın. Bakıyorum doktorun söyledikleri bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış ha? Banyo yap dediydi ya, yaptım işte. İyi ama üşüteceksin böyle. Üşütmem, tasalanma. Ben gidince üzüldün mü? Üzüldüm tabii. Çiftliği bırakıp gittin sandım. He. Çiftliği bıraktım diye üzüldün yani. Seni bıraktım diye değil öyle mi? Olur mu öyle şey canım? Kendi isteğimle kaçtığını düşündüm. Beni bırakıp gittiğini. Niye bırakıp gideyim seni? Sen beni burada zorla tutmuyorsun ki. Kendim istediğim için kalıyorum. Seninle kalmak istediğim için. Hala Ramazan'ın bu işe nasıl kalkıştığını, nasıl cesaret ettiğini anlayabilmiş değilim. O cesaret etmedi. Ona... Evet hemşire. Jandarmadan telefon var abi. Ramazan'la ilgiliymiş. Benim hakkımda her ne düşünürsen düşün. Şunu bil ki her şeyi abimin mutluluğu için yaptım. Öyle mi? Bak dinle lütfen. Abim Behiye yengemin ölümünden sonra ruhsal bir hastalığın pençesine düştü. Onun hayalini görmeden yaşadığı tek bir gün bile yoktu. İlaç kullanmaya başladı ama hiçbir zaman faydasını göremedi. Sonra bir gün aniden sen çıkıp geldin. Abimin iyiliği için onun yanında kalmam ve ona göz kulak olmam lazım. Evet, ben sana bir yanlış yaptım. Fakat sen de bir yanlış yapıp abiyle kardeşi ayırma. Telefonda ses seda yok. Emin misin jandarmanın aradığını? Evet. Seni çağırmaya gelirken kesilmiş olmalı. Enteresan. Allah Allah. Dur. Gitme. Gitme. Kal.
Az önce Güllü ile Ramazan'ın yediği haltı konuşuyorduk. Ben ona Ramazan'da Güllü'yü kaçıracak yürek yok dedim. O da onayladı. Değil mi Güllü? Evet. Peki sence ona bu cesareti kim vermiş olabilir? Ben... Evet. Kabak hafız. Kabak hafız. Evet, olabilir. Dizinin dibinden ayrılmıyordu zaten. Değil mi? Evet. Neyse. Ben jandarmaya gidip konuşayım. Peki ne olacak şimdi? Ramazan mahpusa mı girecek? Hayır. Onu çiftlikten kovdum. Gereken neyse yapıldı. Artık sana asla yaklaşamaz. Ama sen şikayetçi olmak istiyorsan eğer... Olmam. Allah'ından bulsun. Benden uzak dursun da ne halt ederse etsin. Peki. Sen bilirsin. Hadi biz çıkalım da Gül'ü biraz istirahat etsin.